Merhaba arkadaşlar, Yunus Çakır adlı bir arkadaşımız bizden Sportorinç giyim tavsiyesi istedi. Tabii ki giyim tavsiyelerinin içinde kaslar da sunuyorum. Uygun olabileceğini düşündüğüm kasları seçtim. Arayre Bey'i zaten tanıyorsunuz. Arayiz Rebel ve Arayin'in tüm kasları elde yapılıyor biliyorsunuz. Koi GT'dir veya işte R2, Schubert'in bir kaskı, onu sunuyorum. Kompozit özellikleri var. Elde yapıldığı için gerçekten güvenli test edilmiş kaslar sunuyor. Özellikle hani çenesine gelen ağırlığı veya işte hava kanalları özel ayarlanmasıyla Arayin Rebel kaskı gerçekten çok iyidir. R2 kaskı hoşuma giden sessiz kasklardan bir tanesi. Taner adlı arkadaşımız bana işte şey demişti. Arayi veya işte Schubert'te sessiz kaslardan örnek verebilir misiniz demişti. Sessiz kaslardan bir tanesidir. Gerçekten iyi yapılmıştır. Özellikle hani hava alması, iç tarafındaki pedlerin dayanıklılığı, yerleşim şekli, kolaylıkla çıkıyor olabilmesi, hava kanallarının hem camın üstünde aynı zamanda ön tarafında, üst tarafında, arka tarafında dengeli şekilde havayı alıp dışarıya atabilen kasklardan bir tanesi. Schubert R2 de gerçekten güzel bir kask. Tabii ki Rebel'den, Arayin Rebel'den biraz daha hafif bir kask. İkisinin de kademeli olarak açılan camları var. Burun pedi yok ama işte hani ön tarafında çok iyi havalandırmaları var. Dediğim gibi gözlükle rahat olabiliyor bu. Double D bağlantısı var, çene petleri ve kaskın yapısı çok değişik gelecektir size. Daha önceden Schubert kullanmayan bir arkadaş varsa. Aynı zamanda işte Yunus Çakır arkadaşı da Sporturing giyim tavsiyelerini verirken hani aynı zamanda o diğer Taner adlı arkadaşın da sorularını cevaplamış oluyorum. Ve kaza anında bu R2'nin şu turuncu kısımlarından çekerek çıkartabiliyorsunuz. O yüzden kolaylıkla çıkabiliyor. Kazadan sonra mesela işte kafanızdan çıkartmaları gerektiğinde. Bu R2'nin de şöyle üst tarafında büyük bir havalandırma kanalı var. Ve hava alışverişi gerçekten çok iyi yapılmış. İyi bir kask, kompozit özellikleri olan bir kask. Shoei GT'de gerçekten iyi bir kask, kademeli olarak açılan bir cam var. Spor Touring için önerilebilir mi? Önerilir. Çünkü kompozit yapıda bir kask. Ön tarafında birçok havalandırma kanalı var. Şöyle göstereyim biraz daha. Ön tarafında tekrar rahat açılıp kapanabilen hava kanalı var. Üst tarafında bir hava kanalı var. Arka tarafında hava çıkış kanalları var. Spoiler da sizin sarsıntıya karşı dayanıklılığınızı arttırıyor. Shoei GT'ir 1550 gramlık bir kask. Schubert R2 1350 gramlık bir kask. Arayin Rebel ise hemen arkasından bakalım. Tabii ki fiyatlarını açıklama kısmında yazıyorum. 1620 gramlık bir kask. Bu kasklardan hangisini seçersin dersen hani hem sessizlik hem işte uyumluluk bakımından yüze oturması, işte kafadaki denge, yani çarpmalardaki güven bakımından şöyle sıralayabilirim. Arayin Rebel, Schubert R2, Shoei GT-R diye 1-2 3 olarak sıralayabilirim. Rebel kaskını daha önceden tanıtmıştım. Zaten onu tanıtımlarda görebilirsiniz. Ön tarafında büyük bir bakış açısı var. Pedleri çok iyi ayarlanmış. Bir çene pedine sahip. Aynı zamanda üst hava kanallarıyla, alt hava kanallarıyla buğu yapmayacak şekilde dizayn edilmiş. Pin lock takılabiliyor. Aynı zamanda şu üst kanallarını da açarak rahatlıkla hava alışverişi sağlayabiliyorsunuz. Yaz kış sizi gerçekten havasız bırakmayacak şekilde yapılmış. Arka tarafındaki spoiler'ı görüyorsunuz. Hemen dibinde bir tane açılır kapanır bir tane şeyi var. Havalandırma kanal açıp kapatma yeri. Pedleri Double D bağlantısıyla gerçekten iyi bir kask. Ve ağırlık çoğunlukla aray kasklarda bildiğiniz gibi çene kısmında oluyor. Çünkü çarpmaları en fazla çene kısmından aldığımız için Arayi çene kısmına gerçekten daha fazla önem veriyor. Aynı zamanda iç köpükleri kafanızın yumuşak yerlerine daha yumuşak, sert yerlerine daha sert köpük yerleştirmek konusunda uzman ve ona göre yerleştirip sizin daha fazla korumanızı sağlıyor. Bütün kaslarda gerçekten öyledir, o şekilde yapılmaktadır.
Hani ucuz kaslarda, yani belirli bir düzeyin altındaki kaslarda o tam köpük şeyini bilmiyorum. Fakat Arai bu konuda çok hassas. Schubert R2'yi önerebilirim. Shoei GT'yi önerebilirim. Arai Rebel'i önerebilirim. Hangisi? Demin sıralamayı söylemiştim. 1, 2 ve 3 olarak sıralandırabilirim. Speedy'nin bir montunu sunuyorum. Touring ile iyi gidecektir. Bunun tabii ki özellikleri çıt çıtlı, fermuarlı. Kol ve bilek yerlerinin olması, kollarında cırt cırtlı sıkıştırma, buralarında da açılabilir ve hava alabilir yerlerinin olması. Aynı zamanda bunları katlayıp, kıvırıp buraya tutturabiliyorsunuz. Şu cepleri kesinlikle yağmur almıyor. Onları da hani bütün malzemelerinizi doldurabilirsiniz. Speedy gerçekten iyi montlar yapmış. İç tarafında astarları var, çift astarı var. Bir tanesi termal astar, bir tanesi yağmur geçirmez astar. İkisini çıkarttığınızda yaz için konforlu bir sürüş yapabilirsiniz. Ve hani bu kısımlarında ve iç astar kısımlarında cepleri bulunuyor. Arka tarafını da şöyle gösterebilirim. Ve bel yerlerinde şöyle sıkma yerleri var. Bel yerlerindeki sıkma yerlerinden de vücudunuza tam olarak oturtabilirsiniz. Ön tarafı tamamen kapalı olduğunda nasıl görünüyor? Tabii onu göstereyim. Şu şekilde görünüyor. Şunları da kapatalım. Yansıtış şeritleri var. Kol ve dirsek ve omuz korumaları var. Sırtında bir koruma yok. Onu ekstradan almanız gerekiyor. Beraberinde bu Revit'in Striker 2 modelini sunabilirim. Striker 2 modeli şöyle göstereyim. Hemen elime giyerek. Korumalı bir eldiven, spor touring ve yazlık olarak kullanılabilecek eldivenlerden bir tanesi. Bilek koruması var, yumruk koruması var, eklem korumaları var, deri ve kumaş alaşımlı. Bilekten de tutturabilmek için cırt cırtlı bir yeri var. Onu da tutturarak rahat bir sürüş yapabilirsiniz. Körük mekanizmaları var, onlar da sizin gazı freni rahat sıkabilmenizi sağlayacaktır. Bu deri bir eldiven, deri eldiven sunuyorum bununla. İstiyorsanız siz Sent 3 Pro'da alabilirsiniz, Revit Sent 3 Pro'da alabilirsiniz. Yunus ve Taner arkadaş, sorularınızı umarım cevaplayabilmişimdir. İyi sürüşler.